Merhabalar Angardan.com'un YouTube takipçileri. Bugün sizlerle şantiyede XNL lazer cihazının nasıl kullanıldığını anlatacağız. Şantiyede bilinen adıyla XNL Nivo. Hadi gelin inceleyelim hep beraber. Recep Bey harita mühendisi. Kendisi bize bu cihazın tüm teknik detaylarını hep beraber incelememizi sağlayacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Şu an mevcut elimizde bulunan cihazımız XNL Nivo. Yani inşaat ortamında da lazer Nivo olarak biliniyor. Bu cihazımızın kurulumuyla ve ölçümüyle ilgili işleme başlayacağız. Tamamen ne işi yapıyor bu cihazımız? Bu cihazımız tamamen şu işi yapıyor. Normal kod veriyoruz. Daha sonrasında eğim ve XNL olarak, dikey ve yatay olarak aks ve yatayda düzlemde veriyoruz. O zaman başlayalım. Öncelikle cihazımızı alt taraftaki vidasını sıkıyoruz. Şu kısımdaki. Daha sonrasında cihazımızın açma kapama düğmesine bastığımızda elektronik cihaz olduğu için kendisini bu otomatik olarak zaten terazisini alıyor. Daha sonrasından eğer eğim vermemiz gerekiyorsa eğim tuşuna basıyoruz. Eğer eğimle ihtiyacımız bir durumumuz yoksa normal el ünitesiyle devam ediyoruz. Tamam. El ünitemiz de bu şekilde. Cihazı açma kapama düğmesinden açtıktan sonra mevcut kodumuz neredeyse oradan kodumuzu taşıyarak işleme başlayacağız. Ölçüm yapacağız. Tamam. Buyurun. Daha önceden burada belirttiğimiz bir kodumuz mevcuttu. Bu kodumuzda bu köşeden cihazımıza bu kodu taşıyacağız. Buradan aldığımız kodu diğer havuzumuzun taşan kanalının kodlarını vermek için buradan bir çalışma yapacağız. Mevcut kotumuzu buradan alıyoruz. Kotunu ayarlamamız lazım ama lazer görmediğinden dolayı şu an sizi az bir kenara alabilir miyim? Evet. Mevcut lazer ekranı şuradaki kısma vurduğundan ekranda bize yukarı aşağına kadar ineceğimizi gösteriyor. Şu şekilde üst tarafında da terazisi var. Teraziye bakarak bunu bu şekilde sıfırlamamız gerekiyor. Gösterilen değer milimetrik değerdir. Cihazımızı sıktıktan sonra mevcut havuzumuzun kenarına geliyoruz. Ve burada vereceğimiz kodları cihazın bize belirttiği üzere yukarı aşağı yaparak kodumuzu veriyoruz. Ustamız da daha öncesinden buraya taşımış olduğumuz noktalarımız burada. Bu noktalara istinaden çaktığımız çivilerde ne kadar yukarıda veya ne kadar aşağıda olduğumuzu cihaz bize gösteriyor. Şu an tam kotunda yaklaşık olarak 1 milim oynuyor oynamıyor. O civarda bir ölçü değerimiz mevcut. Çok diğer taraflara da bakalım. Bakalım. Yüzme havuzumuzun kanalını önce normal terazi kotunu verdikten sonra şapını dökeceğiz tabii. Daha sonrasından eğim betonunu verdikten sonra suyun akışına göre bir değer hesaplayacağız. Burada da daha önceden verdiğimiz noktamız burada. Tam terazide tuttuğumuzda aynı değeri gösteriyor. Aynı değeri bize gösterecektir. Evet. İsterseniz içeride lazerin de nasıl bir görsel yaptığını, aksları nasıl verdiğimizi içeride de bakabilirsiniz. Olur. Evet, içeri geldik. Şimdi içeride bu cihazla neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Öncelikle şimdi normal olarak büyük alanlarda, büyük mesafelerde genelde hani ölçüm esnasında ip çekmek gerekebiliyor. Yani 9 metrede, 10 metrede. Tabii bu cihazla bu ip çekme durumunu ortadan kaldırıyoruz. Evet. Göstermek amaçlı kısa bir mesafe de olsa burada nasıl yapıldığı ile ilgili bir bilgi vereceğiz. Çok doğru. Normal daha önceden bizim buraya belirtmiş olduğumuz bir tane bir noktamız var. Bu noktamızın üzerine cihazımızı getiriyoruz. Açma kapama düğmesine bastığımızda cihazımız kendisini teraziye alıyor ve alt tarafındaki kırmızı ışığı normal noktamızın üzerine getiriyoruz. Daha sonrasından ikinci bir noktamız olan bu noktaya geldiğimizde cihazın el ünitesinde bulunan şuradaki şu orta merkez çizgisini mevcut noktamızın üzerine getiriyoruz. Ve cihazın bizi tanımlaması için, bizi bulması için iki defa
Bizi bulma düğmesine basıyoruz. Cihaz bu arada kendini milimetrik olarak sıfırlıyor ve ayarlıyor. Tam ölçüyü alıyor. Evet. Şu an kendini ayarladı ve bu ayarladığımız noktaya cihazı kilitliyoruz. Daha sonrasında bu iki arada, iki noktada istediğimiz herhangi bir düzlemde, tabii bu lazeri biz güneş ışığından göremeyebiliyoruz ama cihaz gördüğünden dolayı bu düzlem üzerinde istediğimiz bir noktada aynı ip çekmişiz gibi ölçüm yapabiliyoruz. Anladım. Ve ara aksımızı verebiliyoruz. İstiyorsanız şurada herhangi bir noktada bir bakalım. Cihazı buraya getirdiğimizde cihazın üzerine vuran lazer bizim hangi yönde ne kadar bir mesafe gideceğimizi gösteriyor ekranında. Normal olarak gözüken bu değer milimetrik değerdir. Cihaz bize yaklaşık 10 milim, 9 milim sağa kaymamızı söylüyor. Ve sıfırlandığı andaki durumda tam şu orta merkez aynı ip çekmişiz gibi ölçümüz oluyor. Ana aksımız oluyor. Durum da bu şekilde. Anlaşıldı. Kanalımızın bu videosunun daha sonuna geldik. Bundan sonraki eğlenceli ve öğretici içerikler için bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.